kebiraha ve esvedaha ve ebyadaha. Fe inne men kateleha min ümmeti kânet lehu fidâen minennâr ve men kateletu kâne şehide. Taberani'den rivayet edilmiş. Efendimiz buyuruyor ki yılanları öldürün. Küçüğünü, büyüğünü, karasını, beyazını öldürün. Kim bunları öldürürse benim ümmetimden, o onun cehennemden kurtulmasına bedel olur, fidası olur. Ve men kateletü, kim o sokan yılan tarafından ölürse, öldürülmüş olursa, efendim kâne şehide, şehit olur. Şimdi tabi anlaşılıyor ki zehirli yılanlar çok, sıcak yerde çok olur, akrep de çok olur, efendim yılan da çok olur. Efendimiz zararlı olduğu için öldürülmesini buyurmuş. Bir başka hadis-i şerif var. Evinizde yılan gördüğünüz zaman diyordu, bu Ramuz'un başında, belki bazı kardeşlerimiz hatırlarlar. Yılana deyin ki, Süleyman aleyhisselamla yaptığın anlaşma gereği çık git. Eğer çıkmazsa öldür diyor. Yani gitmezse. Hocamız cennet mekana sordum yani. Niye böyle buyurulmuş hadis-i şerifte? Arif insanların hali başka. Yani alim olmak yetmiyor. Bir şeyler bilmek, efendim mektep medrese görmek, efendim unvan almak, doktor, doçent, profesör olmak bir şey değil. Dedi ki evladım, yılan görünümünde cinler olur. O onlaradır o söz. Yani yılan görünümündedir, cindir. Süleyman aleyhisselamla yaptıkları ahit onlara hatırlatılır, çekilir giderler. O zaman bir cin öldürmüş olmazsın. Yani yılan sanıp da bir cin öldürmüş olup da başını derde sokmazsın diye söyledi.